Bir gün biz kafirleri yine çölün öbür tarafına atacağız. Sayıları taklamakan çölündeki kum taneleri kadar olsa bile. Bu sözler Doğu Türkistan direnişinin sembol isimlerinden Osman Batur'a ait. Osman İslamoğlu 1899 yılında Altay bölgesine dünyaya geldi. Göçebe Kazak hayatı yaşayarak büyüyen Osman, 12 yaşında Çin'e karşı direnen Böke Batur'un yanında yer aldı. Böke Batur'un Çinliler tarafından şehit edilmesinin ardından Osman 40 yaşına kadar çiftçilikle uğraştı. 1940'lı yıllarda Çin, yaptığı zulümlerin üstüne halkın direnememesi için silahların toplatılması emrini verdi. Osman Batur'sa, "Bugün silahınızı alanlar, yarın canımızı da alırlar. Ben silahımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa gelip alsınlar." diyerek Doğu Türkistan direnişini resmi olarak başlatmış oldu. 2 yıl sonra Türkler Doğu Türkistan topraklarını Çinlilerden temizledi. 22 Temmuz 1943 tarihinde yapılan törenle Osman Batur Altay Kazaklarının hanı ilan edildi. Yenilgilerden sonra Çin halkın üzerine tanklar ve uçaklarla saldırdı. Yapılan bir baskın sonucuysa kadınlar ve kızlar esir alındı. Esirlerin arasında Osman Batur'un kızı Azapay da vardı. Osman Batur kendisinden kat be kat daha büyük olan orduya karşı tek başına hücuma geçti. Fakat esir düşmekten kurtulamadı. Urumçi sokaklarında at üzerinde elleri bağlıyken bile "Ben ölebilirim, dünya durdukça benim milletim mücadeleye devam edecek." diye haykırdı. 29 Nisan 1951 tarihinde Urumçi'de Osman Batur'un önce kulakları sonra elleri kesildi. Ardından kurşuna dizilerek şehit edildi. Doğu Türkistanlı yazar Abdurrahman Hacı Melek Batur'un şehadetini şöyle anlatır. Çinliler nişan almış bekliyorlardı. Osman Batur "Allahu Ekber" dedi ve ardından kurşun sesleri geldi. Sanki namaz kılıyordu. Önce dizüstü düştü, sonra alnı secdeye vardı. Bir rütbe daha kazanmıştı. Şehitlik.